ve gözler 3600 ek gösterge çalışmasının nasıl sonuçlanacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmanın ay sonunda biteceğini söyledi. Ek göstergede en kapsayıcı düzenleme olacak dedi. Memur Sen ise şimdi hükümetin teklifini masaya getirmesini bekliyor. Peki Memur Sen ne talep ediyor? Gülşen Coşkun son durumu Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a sordu. Ek gösterge yükselmesindeki temel neden ek göstergeyle birlikte emekli maaşı ve ikramiyeyi yükseltme talebi. Hayata geçtiğinde emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerinde artış olacak. Bu nedenle merakla bekleniyor. Gözler 3600 ek gösterge için tarafların yeniden bir araya gelmesinde. Şimdi masada olan taraflardan Memur Sen hükümetin teklifini bekliyor. Talepleri ise Genel Başkan Ali Yalçın sıraladı. Ek göstergeyle yükselebilecek olanların ki ek gösterge yükselmesiyle sağlanmalı. Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ve emekli maaşı ciddi anlamda değişmeyenlerle ilgili de bu konuda tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu sağlanabilir. Hem ek göstergelerden hem de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi yükseltilebilir ve beklenti karşılanabilir. Şimdilik düzenlemenin 4 meslekte öğretmen, polis, hemşire, din görevlisini kapsaması bekleniyor. Ama Memur Sen bunun da genişletilmesini istiyor. 4 meslek grubu üzerinden ifade edilmişti. Fakat tüm kamunun bu çerçeve içerisinde olması gerektiği konusunda bizim de bakanlığın da bu konuda kurduğu cümlelerden bir çerçeve konusu aşağı yukarı netleşmiş gibi gözüküyor. Peki düzenleme hayata geçerse kime ne kadar yansıması olacak? Memur Sen Genel Başkanı bunun netleşmesi için kararın çerçevesinin de çizilmesi gerektiğine işaret etti. Tahmini hesaplama üzerinden bir örnek verdi. Bu da yapılacak olan sunumda kime ne kadarlık bir artış yapılacağına ilişkin bakanlığın yaptığı hazırlıktan sonra cümle kurulabilir. Fakat bir eğitimci için 3000 göstergeden 3600 ek göstergeye çıktığı zaman 1300-1400 lira civarında emekli maaşında artış. Dolayısıyla 36.000 TL civarında da emekli ikramiyesinde artış kendini gösteriyor.